Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Aralık Pazar, Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün Adana'da akşam koşusunda 7 koşulu bir programımız var ama bayağı zor bir koşu. 68 safkan gözüküyor ama 68 safkan olması yarışların kolay olduğu anlamına gelmesin. Çok, çünkü korakor yarışlar bizi bekliyor. Çünkü çoğu safkanlar hemen hemen birbirine çok denkler. Yani ince ayarlarla birbirini takip ediyorlar. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Tabi bu arada gündüz açılış programımız İzmir'de 9 koşulu yine birbirine çekişmeli yarışların olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben de fazla sözü uzatmadan hemen sizlere yarış programıyla baş başa bırakayım. Birinci koşumuz saatler 18.30'u gösterirken şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışıyla Yedili Plase ve Üçlü Ganyan ayağımızın başlangıç ayarıyla başlayalım arkadaşlar. 6 safkanın yer almış olduğu koşuda 4 nolu Trinetta. Kaneko temsilcisi Mehmet Salih Çelik'te yakalamış olduğu güzel formuyla bu grupta bana göre birinciliğe bir hayli yakın gördüğüm isim oldu. Bence de kazanmaya bir kazanır görüyorum. O yüzden benim banko olarak önereceğim isim oldu. 4 dolu Trinetta Mehmet Salih Çelik'te. Günün ikinci koşusu 6 Ligan Yanayamız'ın başlangıç ayağı ve ilk kurşun koşusu. Kısa vade 6, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı. Bu ilk kurşun şimdi İzmir'in mi, başka yerin mi onu çözemedim. Çünkü ilk kurşun bizim 9 Eylül'deydi. En azından onun belli bir günü var zaten. Neyse 9 safkanın yer almış olduğu koşu da oldukça ilginç bir koşu olacağına benziyor. Nedeni söyleyeyim. Yarışın ismi ilk kurşun. Burada Ayhan Kurşun var. O da kurşunlu. Bir de at var. Tek kurşun. Allah, ilk kurşun, tek kurşun. Bilmiyorum valla, bir şeyler olacak sanki. Birbirine bağlantı mı var? Tiyo var galiba burada ama gizli bir tiyo var. Neyse biz işimizi sağlam alalım. Kusura bakmayın, biraz üşüttüm. 7 nolu Yücel'le başlayacağım bu Demir Döven temsilcisi Ayhan Kurşun'la. En azından bu aralar iyi bir form yakalamaya başladı. Yavaş yavaş da olsa. Hazırlıklarında iyi gördüğüm isim 7 nolu Yücel. Ben de ilk şanslı isim ve Ayhan Kurşun'la. Bakın o da bir kurşun. 5 nolu Ova Kartalı, bu Şimşek'in temsilcisi Mehmet Ak Yavuz da bana göre kendine uygun rakipler arasında şanslı gözüküyor. 1 nolu Aş Kartay, Bızıtay temsilcisi Saadettin Boyraz da yine güzel bir form yakaladı. Son 3 yarışta 2 tane birincilik ve son yarışta bir üçüncülük ve hazırlıkları da oldukça tatminkar olan bir isim. 3 nolu Efkarlı ve bu son hafta temsilcisi İşman Çizik de yine son yarışını kazanan 3 nolu Safkan ve 2 nolu Gökçe Bayıl Özgün Hanım temsilcisi Müslüm Çelik ile yine güzel bir formu var. Yani baktığım zaman tabii çim yarış gözüküyor ama bu safkanın kumda da iki tane birinciliği olduğunu da unutmayalım. En azından hazırlıkları iyi ve safkan da oldukça formda. 7-5-1-3-2 benim bu koşudaki sıralama oldu ama bir safkan yazarsak 9 dolu tek koşun neden olmasın? Bu safkanın böyle yarışları var. Bu Kaiserberg temsilcisinin Ali Kaçmaz'la. O yüzden önceliğimiz 7-5-1-3-2, daha sonra 9 dolu safkan. Günün üçüncü koşusu Altılıkan Yen ikinci ayağı Hasan Aksoy adına koşulacak olan kısa vade 7-3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı. 10 safkanda yer almış olduğu koşuda 5 nolu Last Best Hakim temsilcisi Ayhan Kurşun'la güzel bir form yakaladı. Son 6 yarışının 3 birinciliği olan bir isim. Bence de bu yarışı da kazanmaya bir hayli yakın görüyorum. Benim de Banko Liman'ın 5 nolu Last Best olacak Ayhan Kurşun'la. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan üçüncü ayağında Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına geldik. Ve 13 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman Altınolu Karacibek ve lider dayı temsilcisi İşman Çizik'te ikinci yarışındaki güzel dördüncülükle artan formuyla ve idman durumunda da oldukça iyi duruma gelen bu safkan bugün kazanmaya en yakın gördüğüm iki isim olacak. Bir nolu Can Berke ve Aras'ın temsilcisi Velat Demir'le yine grubun tecrübeli ismi ve son yarışlarında güzel bir form yakaladı. Bence bu güzel formuyla birinciliği eli kulağında diyebiliriz. Daha sonra da 3 nolu Emir Demir. Bugün Tayt temsilcisi Mert Ali Solmaz'la 2 yarış koşup iyi tane güzel dördüncülükle ve iyi işleriyle burada da şans verdim diğer isim. 6-1-3 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler oldu. Ama tabii ki Tay yarışlarında sürpriz her zaman olabilen bir yarış oluyor. 10 nolu Sarı Başak, 8 nolu Memo Katı, 2 nolu Çukurovalı ve 5 nolu Hadi Be Oğlum. Bence bayağı geliştirmek isteyenlere önerebileceğim isim oldu. Öncelik 6-1-3, daha sonra 10-8-2-5. Günün 5. koşusuna geldik.
kısa vadede 9-2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına 3 ve 7'nin ekür olduğu Yeditay'ın yer almış olduğu koşuda ben de 3 nolu Generalım Birayalla ve 7 nolu Speedy Eda ekürlerini öncelikli olarak şanslı görüyorum. Her iki ekürü de tırnağın ucunda ve her iki ekürü de bana göre çok formda ve kazanmaya en yakın gördüğüm isim. Küçük ve risk sevenler için alternatif bir bankom olacak 3 ve 7 nolu ekürler. Ama ilave yapalım derseniz rakip olarak 6 nolu Repair Man, Miss Smart Robin temsilcisi Kocakayalı güzel formuyla bana göre bu ikilinin en ciddi rakip gözüken isim. Öncelik 3-7 ekürler, daha sonra 6 nolu safka. Günün 6. koşusu altılı Ganyan 5. ayına geldik. Handikap 14, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına. 1 ve 5'in ekürü olduğu 9 safkanın yer almış olduğu koşu oldukça zorlu ve çekişmeli. Yani nerede baksanız hani bu ayak sanki kapatılmaya kadar gidecek bir görüntüde. O yüzden bu ayağa biraz dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Öncelik sıralamam 6 nolu Bamsi Bey. Bu Kobak Bey temsilcisi Mehmet Salih Çelik'te son güzel birinciliğiyle burada da bir hayli ön plana çıkan isim oldu. 9 nolu Melike Nur. Bu bilgin temsilcisi Müslüm Çelik'te yine son güzel dördüncülüğüyle ve eğer biraz da pisti çamur veya yağmurlu ıslak görürse de bence daha etkili koşacak bir görüntüde olan bir isim 9 nolu Melike Nur. 7 nolu Gözüm Turbo. Bu turbo temsilcisi İşman Çizik'te yine son üçüncülüğüyle gayet tatminkar. 2 nolu Tortum. Bu tüm Özbey temsilcisi Mehmet Ak Yavuz'la yine artan kilosuna rağmen çok güzel bir form yakaladı. Son 3 yarışta 2 birincilik olan bir isim. Ve son olarak da 3 nolu Süleyman. Ama bu Süleyman inanın tehlikeli bir at. Bu turbo temsilcisi Muhammed Özdemir'le güzel formuyla kesinlikle ihmal edilmeyecek bir isim. 6-9-7-2-3 öncelikli olarak ama 4 nolu Baba Ramazan ve 5 nolu Balık Gözlüm'de 1 nolu safkanlı ekör olan bu safkanı kuponlara dahil edebiliriz. Öncelik 6-9-7-2-3. Daha sonra 4 ve 5 nolu safkanlı. Günün son koşusuna geldik. Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına geldik. Ve 13 safkanında yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 2 nolu Başat. Bu Oymak Bey temsilcisi Kocakaya'da 3. yarışındaki ikinciliğini çok beğendiğim bir isim. Bence burada kazanmaya bir hayli yakın görüyorum. İlman durumu da oldukça iyi gözüken bir isim. 3 nolu Enis Han, Demirdelen temsilci Serkan Yıldız'la yine güzel ikinciliği ve en azından grubun tecrübeli ismi olan bu isimde yine ön plana çıkan diğer safkan ve son olarak da 9 nolu Pehlivan İsmet. İsmen diğer temsilcisi Mert Gökalp. Arslan'la yine görmüş olduğu 2 yarıştan sonra oldukça iyi duruma gelen bu isimde benim öncelikli olarak şans verdiğim isim oldu. 2-3-9 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama tabii ki tay yarışlarında sürpriz ihtimali yüksek olduğu için de İlave içinde 5 nolu Güntaylı, 4 nolu Gök Efe ve 7 nolu Köylü FM olarak önereceğim isimler. Öncelik 2-3-9 daha sonra 5-4-7. Şablon bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.